Mucizelerinden hep bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Ama hani başlarken kıyamet gününe götürmek de ne kadar şey bilmiyorum ama kıyamet gününün mucizeleri var mı? O gün hepimiz biraz korkuyla bakıyoruz ya. İyi mi, kötü mü, cennet mi, cehennem mi belli olacak mı diye. Mesela o gün birbirimizi tanıyacak mıyız? Uyandığımızda Tabii. kaç yaşında olacağız? Ve gerçekten uyuduk uyandık mı olacak? Buyurun. Evet, şimdi Kur'an'ın mucizeleri dendiğinde aklımıza gelen şey şu. Genelde peygamberimizin döneminde söylenmiş fakat o dönemdeki bir insanın veya insan topluluğunun söylemesine olanak olmayan ifadeler, onların daha sonra biz gerçekten de yerli yerinde kullanıldığını, tam manasıyla doğru söylendiğini görünce ona genelde Kur'an mucizesi diyoruz. Kur'an mucizesi genelde Kur'an'ın kullandığı bir ifade değil. Kur'an daha çok ayet diyor onlara, bir işaret, sonuç çıkartılacak olay diyor. Öldükten sonra ile ilgili ifadelerin tabii görülmesi bu dünyada olacağı için değil, ahirette görüleceği için. Onları biraz genelde Kur'an mucizeleri kavramından daha çok ahiret anlatımlarında kullanıyoruz. Fakat evrenin sonuyla ilgili Kur'an'da mucizevi diyebileceğimiz olaylar var. Bir kere Kur'an'ın bu evrenin sonunun geleceğini söylemesi, bu dünyanın sonunun geleceğini söylemesi mucizevi bir olay. Olağanüstü bir olay. Niye? Peygamberimiz ne zaman yaşadı? 7. yüzyıl, değil mi? Peygamberliğini yaptığı tarih 610-632 yıllar arasında. Bu arada Instagram'a attım şimdi fotoğrafımızı. Geldi, sorularınızı yazabilirsiniz. Evet. O dönemde ki dünyadaki bilime, felsefeye, diğerlerine baktığımızda hiç kimse bu dünyanın, bu evrenin sonunun geleceğini ve ilgili net bir delil, net bir yani belki bir felsefi argümanlar ileri sürer de bugünkü bilim anlamında en azından böyle bir şeyleri sürülemiyor. Bu sistemin sonunun geleceğini hiç kimse bilemiyor. Bir bakıyorsunuz birçok kimse o dönemde bu yıldızlar sonsuzdan beri yakılmış, yakıtla yakılmış böyle diyor. Niye? Çünkü kendi dedesi onu gözlemiş. Kavmi onu yüzyıllarca gözlemiş. Burada yüzyıllarca gözlenmiş bu yıldızların bu sonu gelmez deniyor. Bu dünyanın sonu gelmez. Çünkü dünyaya bakıyor ya sapasağlam. Toprağa kazı altı çıkıyor, altı çıkıyor, altı çıkıyor. Sapasağlam bir şey. Fakat bugünkü bilimle biz öğrendik ki bu yıldızların bir yakıtı var. Hidrojen helyuma çevirip ayakta duruyorlar. Ve bu sonsuza dek sürdürülemez. Bu yıldızların aynen Kur'an'ın dediği gibi bir sonu gelecek. Yani Mürselat suresinde Kur'an diyor, yıldızlar söndürüldüğünde söndürülecek bu yıldızlar diyor. İnanmayanlar haşa Kur'an-ı Kerim'e, bunu kendisinin yazdığını iddia ediyorlar ya. Tabii. Hazreti Muhammed'in. Bir insanın mümkün değil bunları bilebilmesi, tabii, öngörebilmesi. Sıcak suyla, tatlı suyla, tuzlu suyun birbirine karışmadığı yazıyor değil mi bizim kitabımızda? Mümkün mü bunu, tabii, biz daha yeni keşfettik. Evet, o suların karışmadığı ile ilgili şey var ama deminki konuya bakarsan peygamberin döneminde bu ciddi itiraz ediliyor buna. Neden böyle bir şey olsun diye. Yani nasıl gelsin bu sistemin sonu diye. Yani bu Muhammed diyorlar haşa, işte kendi içinde bunları uyduruyor diyor, atıyorlar diyorlar. Ona Mecnun diyorlar, Kur'an'da görüyoruz. Birçok hakaretlerde bulunuyorlar. Ama ne oldu? Dönem geçti. Bir baktık. Aynen söylendiği gibi bu dünyanın sonu, yıldızların sonu gelecek. Gelelim sular meselesine. Bu arada hocama suyunu getirin arkadaşlar. Kur'an'da denizlerin birleşmesine rağmen karışmadı, aralarında berza olduğu geçiyor. Ben hep şunu diyorum, ben İstanbul'da yaşadım. Yani öyle süper yüzücü değilim ama yani iyi de yüzerim, dalarım. Yani hayatı deniz kenarında geçmiş, her sene yüzen bir insanım. Ona rağmen birisi bana bu sular karışır mı, karışmaz mı gibi bir şey sorsa ben karışmaz derdim. Hatta birçok kimse ya Kur'an'da söyleniyor haşa yanlışmış diyorlar. Bilimden, gelişmelerden haberi olmayan kimseler. Oysa biz yine öğrendik ki denizlerin içindeki fiziksel belli özelliklerden dolayı denizlerin suları farklı özellikler gösteriyor kendi içinde. İki tane ayrı su topluluğu adeta aynı denizin içinde ve ikisi birbirine karışmıyorlar. Bu dünyada birçok yerde var. Mesela nerede var? Bundan bir son 10 yıl içinde bulunan şeylerden biri bizim Karadenizimizin içinde var. Bu arada bir soru gelmiş. Şunu bir söyleyeyim de. Büşra Murat diyor ki kıyamet yaklaştı mı? Kur'an'daki belirtiler başladı mı? Mutlu sabahlar Zahide Hanım. Teşekkür ediyorum. Hazır siz belirtiler, evet, demişken. Kur'an'ın da söylenen mesela bu şeye bizim Karadeniz'de tanıklık edebiliriz. Karadeniz'in içinde yine böyle bir su topluluğu var. Ve bu su topluluğu Karadeniz'in o geri kalan kısmından ayrı su özellikleri gösteriyor. Nedir? O su topluluğu mesela daha tuzlu. Hmm.
Zaten bunların ayrışmasına sebebiyet veren şeylerden biri böyle bir farklı özellikler, o tuz oranları gibi şey. Kur'an'da dikkat çektiği şeylerden biri işte o iki tane suyu tatsan bak bu tatlı dersin diyor, bu tuzlu dersin diyor. Kur'an bu aralardaki farklılıkların özellikle bu tuzluluk oranında olacağına da ayrıca ayette işaret var. Bir bakıyorsunuz Karadeniz'de şu anda bizim gözlediğimiz ki sırf Karadeniz'de sınır değil bu dünyanın birçok yerinde olan bir özellik. Denizlerin sularının karışmadığını görüyoruz. Bunun peygamberimizin döneminde söylenmiş olması gerçekten olağanüstü. Bunu daha önce bileniniz var mıydı fiziksel olarak arkadaşlar? Bu kadar seyirci var. Bak yani deniz haberleri çıktı. Hepimiz İstanbul'da ama yaşıyoruz. Ama Karadeniz'in biliyor muydunuz? Bir suyunun farklı bir suyunun farklı olduğunu bunu gözle görmenin imkanı hayır, yok. Çünkü gözle görülen bir şeydi. Bazen resimler paylaşılıyor da paylaşılan resimler de genelde yanıltıcı olabiliyor. Bu gözle gözlenebilen bir özellik değil. Bu ancak denizler üzerine analiz yaptığınızda bir özellik. Şunu da unutmayalım. Yüzyıllar öncesinde söylemiş bunu bize. Tabii ama şunu yani unutmayalım. Peygamberimiz deniz kenarında hiç yaşamadı. Mekke'de deniz kenarında değil, Medine'de deniz kenarında değil. Mekke'den denize gidip denizi görmüş olması muhtemel, muhtemelen görmüştür. Ama daha denizin kenarında yaşamayan Hazreti Muhammed o dönemin şeyinde bunu kendi ilmiyle söylemiş olması haşa inkarcıların dediği gibi mümkün değil. Ama Kur'an'ın iddiası ne? Bu uydurulacak bir söz değildir. Yani bu Hazreti Muhammed'in kendisinden değil. Bu Allah'tan gelen bir kitaptır. Peki ha, devam edeceğiz hocam olunca sorular da. Çok özür diliyorum. Sorular evet da geliyor. Onları da bol bol evet, cevaplayayım evet siz suyunuzu içerken müsaadeniz olursa. Yıldırım şöyle demiş. Ne olur ablacığım oku. Peki okuyorum kuzum. Sınava hazırlanıyorum. Aynı sınava sürekli giriyorum. Namazda da dua ediyorum. Acaba kaderimde bu sınavı kazanmak yok mu? Yani kazanamayıp birkaç sefer girmiş bu sınava. Dualarımız seninle kuzum. İnşallah son girişin olur ve keyifle sınavı atlatırsın. Ama senin için hayırlısı kimse, olsun. Hiç kimse tabii ne olacağını bilmez. Yani bize sorarsa hani bu sınavı ben kazanacağımı kazanamayacağımı cevabımız bilemeyiz. Ama ne diyebiliriz? Hep beraber ancak dua edebiliriz. Allah hayırlı sınavlar nasip etsin. Eğer ki çalışırsan Allah'ın kanun yasaları çünkü bu kainatta çalışana vermek zorunda. Biz mesela İslam ümmeti geri diye bilimde sanatta geri diye hep yakınıyoruz. Evet. Yakınıp da sırf dua etsek tabii Allah'ın sünneti genelde bu tip duaları kabul etmekten ziyade fiili olarak da yapılan duaları kabul etmek yönünde. Dualar çok etkilidir. Yani dualar boş bir şey değil. Mutlaka dua edeceğiz. Ama dua mutlaka fiiliyatla birleştirilmesi lazım. Şimdi biz İslam ümmeti geri geri diye şey yapıyoruz. Mesela ne de geri? Mesela diyelim sanatta birçok şey de geri. Buluş yapamıyoruz. Siz ama sanatta iyi sanat fakülteleri kurmazsanız, sanatla iyi organizasyonlar yapmazsanız, bir anda böyle gökten düşer gibi sanatçı düşmesini, iyi sanatçı düşmesini hemen beklemeyeceksiniz. Veya diyelim ki astronomide gelişmemiz lazım. İyi fizikçiler, astronomiyle ilgili iyi bölümler kurmamız, oralara bütçeler, ödenekler yaymamız. Yani çalışmamız lazım. Ha, biz çalışmadan ülkemizi, İslam alemini ileri götürmemiz mümkün değil. Çünkü bu Allah'ın sünneti. Yani şöyle bir şey yok. Ben 10. kattan atlayayım, dua edeyim, düşmesem olur mu? Olmuyor. Çünkü Allah'ın bir sünneti var. Yukarıdan atladın mı düşüyorsun. Aynı şekilde arkadaşımız için de aynı şey geçerli. Yani bu toplumlar için geçerli olduğu gibi bireyler için geçerli. Biz çalışacağız. Allah'ın sünneti bu yönde. Yani elimizden geleni en mantıklı şekilde yerine getireceğiz. Ondan sonra da Allah'ım inşallah bunu nasip et diye duayla da onu birleştireceğiz. Çünkü duanın da önemi çok önemlidir. Ama dua mutlaka o fiili duayla yani o sözlü dua fiili duayla birleştirilmesi gerekir. Hocam ben babamdan hep dua isterim. Hem de nokta atışı dua isterim. Mesela bir işim varsa baba ne olur bana dua et şu işim olsun diye asla benim dediğim gibi dua etmez. Hayırlısı neyse hakkında olsun der. Yıllardır böyle. Sen çok istiyorsun ama belki hayırlı değildir tabii der ve çekilir. Kur'an'da da zaten buna ifade ediliyor. Yani belli şeylerden tiksinirsiniz işte o sizin için hayırlıdır. Belli şeyleri siz hayırlı zannedersiniz. O sizin için şerdir. Biz göremiyoruz tabii bu yani şimdi. Kur'ani bir ifade aslında. Yani bizim çok kendimiz için iyi sandığımız bir şey çok kötü oluyor. Mesela birisi tutturuyor. Ben şununla evleneyim. Onunla evleniyor. Hayat boyu diyelim çok büyük sorunlar o kişiyle evlendiği için. O kişinin karakterinden olabilir. Ellerinde olmayan başka sebeplerden olabilir. Karşılaşıyor. Ne kadar zor. Veyahut da bunun tam tersi de oluyor. Yani başlangıçtan bir tereddütle bir şey oluyor. Hiç ummadığı kadar hayırlı iyi de çıkabilir. Yani nereden hayırın çıkacağını bilemeyiz. Fakat bu nereden hayırın çıkacağını bilemeyiz. Biz böyle duralım ne olursa bekleyelim anlamında değil. Yani bunu da bilmemiz lazım.
O yüzden duamızı hayırlısı olsun diye yapmamız lazım. Ama biz doğru gördüğümüz yolda, kendimizi kandırmadan ama tabii doğru gördüğümüz yolda, çabamızı eksik etmememiz önemli. Ben bir dua ediyorum hocam. Allah'ım neler neler söylüyorum ama çok mutlu da oluyorum dua ederken. Çünkü istiyorum, iste benden dediği için. Çok şey istiyorum ama o iste dediği için rahat rahat istiyorum. Allah da ne diyor? Eğer kullarım sana beni soracak olurlarsa ben pek yakınım diyor. Evet, yani biz dua ettiğimizde pek yakın olan, tamamen ondan haberdar olan bir Allah'a dua ediyor. O onu biliyor. Ha, ona cevap da verecek. Ama cevabı kabul yönünde mi olacak, red yönünde mi olacak, bambaşka bizim istediğimize, bizim istediğimiz gibi değil de başka bir yönden bizim için daha da hayırlı olacak bir şekilde mi cevap verecek, onu bilmiyoruz. Ama bizim kulluk vazifemiz dua etmek. Dua etmek. Evet. Tabii şükretmeyi de konuşmak lazım, hep duayı tabii, değil. Tabii. Sevim Hanım merhaba efendim. Günaydın, hoş geldiniz. İyi günler, iyi sabahlar. Teşekkür ediyorum. İyi sabahlar olsun, buyurun. Programınızı severek izliyoruz. Caner Hoca'ya bir sorum olacak. Bekliyoruz. Caner Hocam, bu Kur'an'daki kıssalar neyi anlatılır? Bu kıssaları nasıl okumalıyız? Ve ben özellikle Hazreti İbrahim'in kıssasını çok merak ediyorum. Bu kıssayı bize biraz anlatabilir misiniz? Evet. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Bir yandan da Hazreti İbrahim'le ilgili bir iki tane yer bulmaya çalışayım hazır. Kıssa çünkü Kur'an'daki ne demek? Bakın, kıssa bir şeyi kısaltarak anlatma. Bizim makas kelimesi de var ya. Oradan özet gelir. Mi? Bizim özet dediğimiz evet, kısım. Evet. Çünkü tabii diyelim ki ya tek bir kişinin hayat hikayesini yazsanız Kur'an'dan kalın bir şey olabilir. Hazreti İbrahim'in hayat hikayesini yazsanız kitap. Orada ne oluyor? Allah bizim için önemli olacak şeyleri kestirip veriliyor. Bu çok önemli bir konu. Niye çok önemli bir konu? Çünkü Kur'an'ın önemli bir kısmı kıssalarla ilgili. Çok büyük bir yüzdesi kıssalarla ilgili. Şimdi Kur'an bazı şeyleri soyut söyler. Buna bir de kıssalardan somut örnekler veriyor. Mesela Kur'an iffetli olun diye soyut söylüyor. Fakat Hazreti Yusuf'un hayatında somut da bir örnek veriyor. Bu iffetli olun hem kadına hem erkeğe tabii, değil mi hocam? Tabii. Orada bir de erkeğin iffetine de örnek var. Değil mi? Hazreti Yusuf erkeğin iffetiyle ilgili bir örnek. Ama o somut örnekle o bizim zihnimize adeta nakşediliyor, sokuluyor. Yani iffetli olmakla ilgili şey. Hazreti Yusuf'u hapse atacakları tehdidine karşı iffetinden bozmuyor. Ya Hazreti Yusuf'u benim hatırladığım kadarıyla evinde alıp büyüten kişi ona aşık oluyor. O kadar evet. Yakışıklı, ama o kadar yakışıklı tabii, ki. O evli ve de işte yani onunla beraber olsa Hazreti Yusuf o kişiyi aldatacak. Yani o kendisine yardımda bulunan diğer kişiyi aldatacak ve hapise atar seni diye tehdit edilmesine rağmen ona girmiyor. Şimdi Kur'an'da zaten aslında bu var, bu mesaj. İffetli olun diye. Yani fakat kadınlara burada olarak algılıyoruz ya. Bu yüzden özellikle söyletiyorum tabii size. Erkeklerin de iffeti var. Erkeklerin de namusu var. Tabii ki. Burada biz neyi görüyoruz ama? O Kur'an bize soyut olarak zina yapmayın dedi ama burada somut bir olayla da zihnimize bunu yerleştiriyor. Adeta. Çünkü insanlar birçok zaman görsel olarak olayları zihninde canlandırdıklarında hafızalarına daha da iyi kazınıyor. O Kur'an'ın bir yöntemi, soyut söylediği şeyleri o somut olarak kazıması ve somut olaylarda Kur'an tarihte yaşamış peygamberlerden veya başka insanlardan, gerçek olaylardan bize örnekler vererek zihnimize o yapmamız gerekenleri kazıyor. O Hazreti İbrahim bize de verir misiniz? Hazreti İbrahim'i sordu. Yani hı-hı. Sevim Hanım'ın dediğini kaçırmayalım. Ben de Hazreti İbrahim'le ilgili Kur'an'dan bir iki yer açtım. Birçok yerden geçiyor. Hazreti İbrahim özelliklerinden biri hem Yahudiler, hem Hristiyanlar, hem Müslümanların hepsinin bildiği bir peygamber. Hepsinin bolca atıf yaptığı bir peygamber. Yani dünyada en çok tanınan böyle tarihi şahsiyetlerden bir tanesi dersek rahatlıkla söyleriz. Kur'an Hazreti İbrahim'le ilgili şeyler anlatıyor. Bugün biraz şöyle dedik Zahide Hanım'la. Bazen bir iki soru gelirse bir iki tane de Kur'an'dan bir şey okuyup anlatalım. Böyle moto, hı hı. Yani hem sırf okuma değil de nasıl Kur'an okuyacağız? Kur'an'dan nasıl cevaplar alacağız? Yani göre. Bize Kur'an-ı Kerim'i aslında siz biraz anlatın ama bu evet. Farklı bir bakış tabii açısı. Tabii ki. Bu, daha doğrusu mesela Şuara anlıyor. Suresinden 69. ayetten aşağı Hazreti İbrahim'le ilgili bir şeyler anlatılıyor. Kısaca anlatalım. Diyor ki bak. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim'in başından geçenleri de anlat. Hani o babasına ve kavmine nelere kulluk ediyorsunuz diye sormuştu. Onlar da putlara kulluk ediyoruz diye karşılık verdiler. Ve her zaman kendini onlara adamış kimseler olarak kalacağız. İnat ediyorlar değil mi? Yani
senin mesajın doğru bizim mudur kutlarımız değil mi? Var. Sen kimsin ki haşa diyorlar. Nedir? Bakmayacağız. Ne olursa olsun biz bunlara inanacağız diyor. Peki yalvarıp yakardığınız zaman sizi işittiklerine yahut size fayda ya da zarar verebildiklerine gerçekten inanıyor musunuz dedi. Bakın yani bir dini gelen mesajlara karşı Hazreti İbrahim'de hemen neyin örneğini gördük? Bir inat örneği var. Yani sen ne yaparsan yap biz bunu inanmayacağız. Mesela bunun hemen kendi günümüzden de bir örneğiyle kafamızda kurabiliriz. Diyoruz ki ya Allah'ın dininde şu söyleniyor, şu söyleniyor. Bu kişi illa puta tapması şart değil. Kur'an'da kendi hevasını, isteklerini ilah edineni gördün mü diye geçiyor. Puta değil de kendi heva isteklerini dinin önüne geçip adeta kendi nefsini ilah edinmiş de olabilir. Başka bir şey de. Siz Allah'ın mesajını getirdiğinizde sen ne dersen de ben zaten değişmeyeceğim tavrında oluyor. Ha siz burada Hazreti İbrahim'den bu örneği görüyorsanız bak nasıl Hazreti İbrahim sabredip buna cevap vermiş hemen yakalayabilirsiniz. Çünkü ona sabredip de yine cevabını veriyor. Ya onlar hiçbir şey işitmiyorsa diyor örnek veriyor mesela. Neden onun mantıksız olduğuyla ilgili. Ama diye çıkıştılar. Biz atalarımızı da bunu yapıyor gördük. Böyle gelmiş, şimdi, böyle gidiyor. Böyle gelmiş, diyorum. Böyle gidecek. Hatta günümüzde bir kısmı da şöyle diyor. Modern dönem böyle, falancalar böyle. Yani geçmişteki atalarımız böyle, modern dönem böyledir diye sizin Kur'an'dan söylediğiniz mesaja birçok karşı çıkışlar olabilir. Ama burada ne yapmamak lazım? Yılmamak lazım. Siz yine akıllı olan, akılcı olan, yapılması gereken neyse söylemeniz gerekiyor Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi. İbrahim peki dedi. Taptığınız şeylere başınızı kaldırıp da hiç bakmadınız mı? Sizden ve sizden önceki atalarınız. Şimdi şüphesiz bu düzmece tanrılar benim düşmanlarımdır. Ve benim için alemlerin Rabbinden başka bir tanrı yoktur. Beni yaratan da dikkat edin şimdi bu ayetlerde çok güzel şey. Allah'ı anlatmaya geçiyor bir anda. Yani Hazreti İbrahim metoduna ne yapıyor? Hem sahte tanrıları reddediyor. Hem de yani kendi Allah'ını anlatıyor. Dinin önüne şey. Geçirilen şeyler varsa, nefsini heva edilmişse ile insan Hazreti İbrahim'in döneminde olduğu gibi puta tapıyorsa, güneşe tapıyorsa, bunları bir yandan reddetmek gerekiyor. Reddederken de kendi mesajını da vermek gerekiyor. Ne yapıyor Hazreti İbrahim? Orada bakıyoruz. Allah'ı anlatmaya geçiyor. Diyor ki, şüphesiz beni yaratan da bana doğru yolu gösteren de odur. Yani öyle bir ilaha sizin inanmanız gerekiyor ki böyle elle yapılmış tanrılar veya kendi hevanız, güneş gibi sizi yaratmamış olan şeyler değil. Gerçek anlamda yaratmaya değer nedir? Bizi yaratan. İşte bak ellerle Kur'an'ı tutuyorum. Bu elleri bana veren Allah. Gözlerimle sizi görebiliyorum. Allah'ın vermesi sayesinde. Zahide Hanım'ın sorularını işitiyorum. Allah'ın verdiği işitmeyle. Bedenimdeki bütün azalar, hepsi sevdiklerim, hepsi Allah'ın sayesinde. Ha yönelmeye değecek bir güç varsa işte, o da Allah'tır. Yani yaratmayanı gerçek anlamda insanın hayatında merkez yapması düşünün. Hocam, bir de Hazreti İbrahim var. Çok güzel şu ayetlerde aman kaçırmayın. Hemen devamında atıyor ki, beni yediren de içiren de odur. Yediğimiz rızıklar. Çünkü Allah'ın var etmesi sayesinde bütün bu sofralar oluştu. Annemiz yemeği pişiriyor. Veya babamız ona yardım ediyorsa beraber de pişiriyor olabilirler. Veyahut da beraber alışveriş ediyor olabilirler. Orada bir sürü aracı sebepler olabilir. Ama aracı sebepler ne olursa olsun, bütün onların annemin babamın da varlığı, o yiyeceklerin yetişmesinin imkanı da hepsi Allah'tan. Bu yüzden beni yediren de içiren de odur. Hasta olduğum zaman beni iyileştiren de odur. Şimdi birçok hastalığın şifaları var evrende. Allah onların şifalarını mümkün kılmasa yine biz ulaşmazdık. Niye hastalıklar var peki? Bir imtihan dünyasındayız. Kur'an'da Allah diyor, bu dünya bir imtihan dünyası. İmtihan dünyasında da nasıl imtihan olacağız? Allah diyor, mallardan, canlardan eksiltmeyle imtihan oluyoruz. İşte canlardan eksiltmeye benzer bir şey de insanın canının kısmen işte belli hastalıklarla zarar görmesi, şey görmesi. Bu dünyanın geçici olduğunu anlıyoruz hastalıklarla, belalarla. Diyoruz ki biz gideceğiz. O zaman ona göre davranmamız lazım. Çünkü insanlar hastalanmazsa, başlarına sıkıntılar da gelmezse sanki biz burada sonsuza dek kalacağız gibi düşünüyorlar. Sonsuza dek kalacağız gibi düşününce imtihan oldukları gerçeğine göre
hareket etmiyorlar. Ve bir de korkmaz. Şunu da bak, hemen arkasından da ayetin şunu da okuyalım. Ve hesap gününde hatalarımın bağışlanmasını umduğum kimse de odur. Yani yediren içiren bir Allah'a yöneleceğiz. Bir de öldükten sonra bunun hesabı var. Peki ona hocam, göre davranın. Hem telefonumuz var, evet, hem çok soru var. Umarım daha fazla Hazreti şey anlatmak İbrahim'le için. Hazreti İbrahim'le ilgili söylenecek çok şey var şimdilik. Şimdilik. Evet. Bu arada Hazreti İbrahim o kadar akıllı bir insan ki o putları yıktıktan sonra başputun üzerine şeyi ne ki. Keseri koyuyor. Bu bunları öldürmüştür diyor. Ona da inanıyorlar. O putun diğerlerini öldürebildiğine inanıyorlar. Hayır, yani inanmamış olsalar bile orada Hazreti İbrahim'in onlarla ince bir alayı var. Madem ki siz bu putlar akıllı diyorsunuz, işte bu en büyük put onları yıktı. Aslında orada kendi nefislerine döndüklerine birçoğu, kendilerinin aslında nasıl boş iddialarda o putlarla ilgili bulunduklarını da. Çok akıllıca bir davranış. Tabii ki. Çok zeki bir. Yalnız bir de ben burada şunu göstermeye çalışıyorum, seyircilerim unutmasın. Gelen sorulara aslında ben cevap vermekten çok nasıl cevap verilir göstermeye çalışıyorum. Ondan özellikle Kur'an'ı açıp okudum. Hazreti İbrahim'i merak mı ettiniz? Kur'an'da açın Hazreti okuyayım. İbrahim'le ilgili artık birçok Kur'an'da indeks var. Hop, onları açın. Onları açtığınız zaman birçok şeyi okuyacak ve bulacaksınız. Dilara Korkmaz, Zahide Yetiş ablam, dedem komada, ne olur ne olur dua edin, yalvarırım ne olur demiş. Allah'ım hem dedene hem hasta olan, hasta yatağında izleyen, dinleyen ya da oradan bize ulaşmaya çalışan herkese şifa diliyorum. Amin. Tez zamanda amin. İnşallah geri dönsün, sağlığına kavuşsun. Bir soru, Aslanımcığım merhaba. Zeyda Hanım. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, buyurun. Caner hocamıza bir sorum olacak da. Hay hay, buyurun. Şimdi Caner hocam merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler hocam, sizleri çok yakından takip ediyorum. Sizlere de bir sorum olacak. Bazen hocam çok ümitsizliğe düşüyorum. Yani bu durumda çok karamsar oluyorum. Yani böyle durumda ne yapmalıyım ve Kur'an'ımızdan hangi sureyi bu durumda okumalıyım? Bu konuda beni aydınlatmanızı rica ediyorum hocam. Ümitsizliğe düştüğünüz konular hangileri? Hayattan mı, eşten mi, çocuktan mı, sıkıntılardan mı? Gerçi bunların hepsi de olabiliyor ama evet, zaman zaman. Yani evet, daha çok tabii ki sıkıntılardan, bazı konularda çok çelişkiye düşüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki okuduğumuz. Peki. Kur'an-ı Kerim. Yani hocamızın bu şekilde aydınlatmasını rica ediyorum evet. ama. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir soru. Ben genelde bir sure açtım, onu okuyacağım şimdi. Çok kısa bir sure. 5-6 ayetlik. Hemen bir virgül, sonra araya girmekten imtina ediyorum ama. Kocatepe Aktari'ye şöyle demiş. Bir hocamız çok eski değerli bir hocasından öğrendiğine göre Kur'an-ı Kerim'de yazılamamış, toplanamamış bazı ayetler varmış. Hocamın bu konuda bilgisi var mıdır acaba diye sormuş. Şöyle bilgimiz var. Böyle bir şeyin olmadığına dair bilgimiz var. Kur'an toplanmıştır. 114 suredir. 114 tane surede Kur'an'ın bu kapakları arasındadır. Tamam. Öyle toplanmamış, Kur'an'a konmamış ayetler olduğu tamamen bir bühtandır, yalandır. Bunu yani böyle uydurmalara inanmaz. Halk arasında hurafe çok. Millet çok, o yüzden kafamız hurafeyi seviyor, uydurmayı seviyor. Hikaye masal olabilir bazen anlatmada değil. Nedir? Hikaye masalı siz bu gerçek gibi anlatmazsanız bazen insanların çünkü hayal dünyasına bir şeyi yerleştirmek için işte Ali Baba işte 40 haramilerle şöyle bir şeyler yapmış diye anlatırsınız. Oradan bir kıssa insanlar bir yine bir ibret çıkartabilirler. Fakat sorun şu. Siz böyle uydurma hikayeleri gerçek gibi millete anlatmaya kalkarsanız orada sorun olur. Ama bu o uydurma hikaye bile kapsamında gir. Bu tamamen bir iftira. Kur'an'a karşı atılmış i̇yi bir iftira. İyi oldu söyledik. Tabii ki cevapladınız. İyi oldu söyledi. Halk arasında dolaşan yanlışları da düzeltmek. Aynen, onları bana yazın ki ben de sorabileyim. Şeydir. Bir peki, sure sormuş. Öncelikle için. Bir sure genelde. Şimdi şunu diyeyim. Ümitsizliğin ilacı Kur'an'ın hepsidir. Neden olduğunu söyleyeceğim. Ama genelde İnsanlar böyle canları sıkıldığında Kur'an'da İnşirah suresini okumayı seviyorlar. O surede zaten gönlüne ferahlık verilmesini, gönlündeki sıkıntıların kaldırılmasını anlatan bir sure. Çok kısa 8 İnşirah ayet zaten suresi. Okunması bir dakika bile almıyor. Hemen okuyayım. Kur'an'ın 94. suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Senin kalbin açıp ferahlatmadık mı? Ve üzerinden yükünü kaldırmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin şerefini ve itibarını yükseltmedik mi?
Elbette her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse kurtulduğun zaman sağlam dur ve yalnızca Rabbine sevgiyle yönel. Ya da yeni bir iş yapmaya koyul. Bir işten boşaldığın zaman yeni bir iş yapmaya koyul diye de. Ne kadar güçlendiren, sırtımızı sıvazlayan tabirimi caiz görün bir. Tabii. Bu peygamberimize de genel dolu. Bazen öyle üzerine yükler binmiş ki adeta beli bükülmüş şey olmuş. Ben bunun altından nasıl kalkacağım imajı olmuş. Fakat ondan sonra Allah'ın yardımı gelmiş. Birçoğumuzun hayatında da bu işin altından nasıl kalkacağım dediğimiz dönemler olur. Sonra bir anda Allah kapılar açar, onların içinden İnşirah suresindeki gibi çıkabiliriz. Bu söz Kur'an'da, doğru mudur? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Bizim çok bildiğimiz bir cümle. Şimdi burada Allah yardımı ne zaman göndereceği belli olmaz. Yani ben genelde burada Hızır'ın yetişip de yardım etmesinden ziyade Allah'ın Hızır'ı gönderen kim yardımı zaten? Ifadesini tercih ederim. Bazen hafiften sıkıntı gözükünce yollayabilir. Bazen oldukça ileri safhasında yollayabilir. Yani Allah'ın nasıl bizi ne zaman imtihan edeceğini bilmiyoruz. Yani ondan imtihan illaki bela çok çoğaldığına tam gelir illaki dememiz de doğru olmaz. Ama olur. Birçok zaman imtihanda da bu olur. Yani Kur'an'da da görüyoruz örnekleri. Allah'ın yardım artık ne zamanmış diyorlar. Tam Allah'ın yardımı o zaman geliyor. Yani buna benzer ifade Kur'an'da var. Peygamberin yanındakiler hatta düşman o kadar güçlü gözüküyor, onlara bastırıyor ki Allah'ın yardımı ne zamanmış dedikleri anda yardım geliyor. O yüzden Kur'an'da da ayet var. Kafirlerden başka kimse Allah'tan ümidini kesmez. Tabii ki içimize bir sıkıntılardan dolayı bir ağırlık çökebilir. Ama ümidi tamamen kesmek anlamında bir şey olmaması lazım. Niye? Çünkü bizim Rabbimiz var. Çünkü bu dünyada hallolmasa işin ahireti var. Ve bu dünya hayatı çok uzak. Ondan diyorum, Kur'an'daki tek bir sure değil. Ümitsizliğe karşı ilacımız Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü Kur'an'ın bütünü bu dünya hayatının gerçek ahiret hayatına nazaran çok ufacık bir nokta olduğunu söylüyor. O zaman bu dünyadaki ne sıkıntı olursa olsun zaten çok ufak. Yani bundan daha güzel bir sıkıntıya, derde ilaç olabilir mi? Ah yaşarken onu çok... Bu noktayı çok büyüttüğümüz için, dünya hayatını çok büyüttüğümüz için sıkıntıları içine daha çok giriyoruz. Oysa bizim yapmamız gereken şey ne? Gerçek hayat, ahiret hayatı. Ona yönelip dünyadaki sıkıntılarla da o zaman baş etme gücümüz artacaktır. Çünkü dünyada diyelim ki çözemedik bir sıkıntı, bir hastalık, bir dert. Ya ahiret var, Allah ahiretimizi hayırlı etsin diye. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Yani sonda bir değişiklik yok ki kimseden. Yani son zaten hep aynı. Ondan Kur'an'ın bütününün mantığı ümitsizliğimizin ilacıdır. Ama böyle İnşirah suresi gibi bazı sureler özellikle ümitsizliğe düştüğü zaman insan okunması için ayrıca verilmiş. Tavsiye edebilir. Peki çok soru var hocam. Aman ne olur beni affedin. Sorular harika, çok güzel soruyorsunuz da hocamın da sözünü kesmemek için bir kısmını soramıyorum. Tuğba Hanım şöyle demiş: bedenden ayrılan ölülerin ruhu nereye gidiyor? Şimdi kaybettiğimiz pek çok kişi var. Bedenlerinin nerede olduğunu biliyoruz ama. Seyircilerin en sevdiği ruhu, sorulardan biri. Evet. Şimdi Kur'an'da. Yut artık o şekeri, yut. Yut. Allah o sesi duya duya. Kur'an'da bedenden ayrı ruhların olduğu şeklinde bir alan yok. Cennette şunu görüyoruz ama nefislerle bedenler çiftleştirildiğinde bir birleştirme var. Bedene bir ruh veriliyor. Fakat bedenden ayrılıp ruhun gezdiği, ruhun olduğu bir alan olduğu şeklinde bir şey yok. O Kur'an'daki ruhun alınması... İnsanın o anda hayati fonksiyonlarının bilincinin durmasıdır. O ruhlar nerede şimdi gerçekten? O ruhlar hepsi şu anda diyelim ki evvelki ruhtan kasıt o evvelki insanların canlı varlığı. Yani hepsi kimimizin Allah'ın, annesi, kimimizin babası, kimimizin evladı, Kur'an mekanı, kardeşi. Allah'ın kudretinin muhafazasında. Ahirette onlar yeniden diriltilecek ve herkes işte hak ettiği neyse ahirette görecek. Ondan diyor Kur'an nefislerle bedenler çiftleştirildiğinde yani... Fakat tekrar Kur'an'daki unutmayın, Kur'an'daki anlatım yine tabii yepyeni bir beden var. Bu dünyadakine benzer değil. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz. Ancak ahirette anlaşılır. Ama yani yaratılma bedenli bir yaratılmadır ahirette. Bedenden müstakil böyle ruhların olduğu bir yaratılma şeklinde.
Değil. Kur'an'da tarif edilmediğini de bilmemiz lazım. Peki Aslı Hanım demiş ki ölüm anında yakınımızın acısını hafifletecek bir şey yapmamız mümkün müdür? Yakınımızın acısını hafifletecek bir şey bana göre en iyisi ona Allah'tan, dinden bahsetmek. Yani Allah'a dua etmesini telkin etmek, beraber onunla Allah'a dua etmek. Bu dünya hayatının geçici, ahiret hayatının gerçek olduğunu ve Kur'an'ın en önemli mesajlarından biri Allah'ın merhameti. Bakın 114 tane surenin 113 tanesi besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman da Rahim de Allah'ın çok merhametli, çok şefkatli olduğunu ifade eden şeyler. Yani şunu demek lazım. Seni ve beni, etrafımızdakileri yokluk karanlığından varlığa getiren Allah. Yani biz şu anda buradayız da sanıyoruz ki hep buradaydık. Bak aslında hepimiz yokluk çok kötü bir şey gibi gözüküyor değil mi? Yokluk. Yani yokluk aslında tanımsızdır, yani kötü demek bile doğru değil ama. Ama hepimiz yoktuk. Var olmasak ne kadar kötü olurdu bizim için. Var olmak her şeye rağmen çok güzel. Peki bu yokluk karanlığından bizi buraya kim getirdi? O böyle kapkaranlık, o yokluktan buraya çıkartıp bizi getiren kim? Allah. Allah sayesinde buradayız. Bakın. Yani yokken burada olmamız sağlanmış. Aslında bu yeniden yaratılmadan çok daha olağanüstü bir şey. Hiç yokken oldu. Ahiret için Allah diyor ki varsınız, bir daha yaratacağım. Yani var olan bir varlığımız var artık. Var edilmişiz. Allah bu varlığı gücüyle, kudretiyle devam ettireceğini söylüyor. Ve bu dünyayı da yoktan yaratan için bu çok basit görüyoruz. Tabii bize yani, zor. Biz algılayamıyoruz. Bir kişiye teselli olarak da söyleyeceğimiz, kendimizin de teselli olarak hayatımızda bilmemiz gereken, bu teselliden kasıt da uyutmak için söylenen şey değil. Asıl önemli olan bu. Bu tamamen dinin en önemli gerçekleri. Yani dini inancın, İslam inancın en temel direkleri değil mi? İlk önce Allah'ın varlığı, birliği, işte o tevhid akidesi ise İslam'ın ikinci temel inancının ahiret inancı olduğunu da söyleyebilir. İşte nübüvvet, ahiret, Allah'ın varlığı olabilecek en temel dinimizin esaslar. Evet. Hızlı soru cevap yapalım mı hocam? Yapalım. Çok soru var. Ama soruların tabii cevabı hızlı verilebilecekse hızlıca. O da var ama hani en çok ayrıntısına girmeden diyeyim o zaman. Yani Kur'an'daki şimdi, Adem kıssasını anlat deyip bana bir cümle verirsen. Yok o mümkün değil tabii. Peki Hatice Hanım demiş ki babama ister istemez yaptığı kötülüklerden ötürü kim bilir neler yaptıysa bu kızcağıza beddua ediyorum. Ne yapmalıyım? Bakın bir insana kötülük yapılmışsa karşısındaki için nasıl dua edeceğini de o kendisi bilir. Yani ben beddua edilmez kimseye, yani bedduadan kasıt yani onun için ne bileyim o da bana yaptıklarının karşılığını dünyada da görsün denemez diyemeyiz. Mümkündür. Fakat benim şahsi tavsiyem babanıza değil kimseye beddua etmemek yönü. Neden? Allah zaten görüyor. Allah zaten herkese karşılığını verecek. Biz hiç endişelenmemize gerek yok. Dünya hayatı kısa hayatı. Bence dualarımızı hep olumlu şekilde yapıp bize karşı kötülük yapanları da Allah'ım sen bilirsin. Allah'a onlar havale ettim. Allah'ından havale bulsun. Etmek Allah bildiği gibi bazen ama yapsın, insanların canı tabii ben o arkadaşımıza ilgili bilmiyorum. Kim neler yaptı kim bilir tabii. Nedir, ne yapılmış, kim haklıdır onları hiç bilmediğimiz bir vaka üzerine konuşamam. Ama şunu söyleyebilirim. Allah her şeyi görüyor. Kur'an'ın en temel mesajlarından biri her an her şeyi gören, her şeyden haberdar olan bir Allah anlatıyor bize. Ne diyor? İki kişiyseniz üçüncüsü Allah'tır. Üç kişiyseniz dördüncüsü Allah'tır. Bundan daha da az olsanız, daha da çok olsanız. Allah sizle beraber. Yani her şeyi bilen, tanıklık eden. Nasıl bilmesin ki? Yani sizi hiçten yaratan bir varlık, ondan sonra yarattıklarına ne olup bittiğinden habersiz olması mümkün mü? Hocam, böyle bir Allah, ondan milletin yaptığı kötülükten de haberdar. Peki her şeyi konuşuyoruz ya burada. Şimdi bir erkek ve bir kadın, hani eş değiller, akraba değiller, yan yanaysa üçüncüsü şeytandır diye bir şey duydum. Hiç duydunuz mu öyle bir şey? Ne diyorsunuz? İyi, akraba değillerse mi? Evet, yani akraba değiller. Ne diyeyim, birbirlerine helal ne çok derler? Ya üç, ne bileyim işte erkekle kadın yan yana gelmemesi gerektiğine dair anlatılan bir şey yok. Gibi Kur'an'da, söylenir. Öyle bir şey yok. Kur'an'da buna benzer ifadeler yok. Kur'an'da inanan erkeklerle kadınların birbirlerinin dostları olduğu geçiyor.
Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Yan yana gelmelerinde de şunda da bunda da bir sıkıntı yoktur. Yok. Fakat şuna dikkat çekmek için söylenmiştir o. Yani hani bizim halk arasında bir deyim vardır ya, ateşle barut yan yana durmaz gibi. Hani bunlar baş başa bir yerde kalırlarsa, ederlerse, ya akıllarına böyle yanlış düşünceler gelebilir. Aman dikkatli olun anlamında birilerinin söylediği bir şeydir. Ama asıl olan şey kişinin Allah'ın kendini gördüğünü bilip kendi nefis kontrolüyle yapması. Bir şey yapacak olan yapar. Yani insanlar böyle yan yana gelmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye kısıtlamalar gerçek anlamda fayda getirmez. Ama yakın bir tanıdığınız varsa aman bu konuda dikkatli ol diye böyle bir uyarı da yapılması tabii ki mümkün. Peki Hande Hanım diyor ki belanın dönüp dolaşıp okuyana geri döneceği söylenir. Doğru mu? Hani bela okuma sana döner deriz. Ya şöyle bir şey var. Diyelim ki dünyada dönmedi. Ha. Ya ahirette hesap var. Diyelim daha ki da. Biz birilerine bir de bela okuyoruz. Niye bela okuyoruz? Sırf kıskançlığımızdan, hasedimizden. Ahirette zerre miktarı kadar bile yaptıklarımız masanın üstüne konacak. Buradaki bu haset için, yani karşındakinden nefretimizden dolayı bu şekildeki ifadeler sarf etmemiş olmamız. Ya ifadenin dışında hele hele bir de fiiliyata dökme varsa o da daha da kötü. Fena. Bu peki. Ahirette karşımıza konacak. Bunun bilincinde olarak bizim davranmamız, eylemde bulunmamız lazım. Mehmet Bey diyor ki ölülerin arkasından Fatiha okunmaz diye biliyorum. Doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum? Bakın, Fatiha suresi bizim hayatımıza rehberlik vermek için gelmiş bir sure. Yani şöyle bir şey ölünün arkasından okunmaz. Fatiha suresini okudum, banka havalesi gibi bastım, banka havalesi gibi ölüye Fatiha gitti. Bu şekilde okunmaz ama siz bir ölüyü anıyorsunuz. Ölüyü anarken insanlar diyelim dualar ediyorlar, Kur'anlar okuyorlar, orada da Fatiha okuyorlar. Ha, bu şekilde tabii ki neden okunmasın Fatiha? Sürekli okunan bir sure. Yani bir ölüyü anma töreninde, anma zamanında Fatiha'nın okunması, herhangi güzel bir Kur'an'dan bir şey okunması normaldir. Diyelim çocuğunuz imtihana girecek, toplandınız. Fatiha yine sureleri okursunuz. Bir evlilik düğün vardır, yine okursunuz. Ölünün arkasından okursunuz. Ama şunla karıştırmamak lazım. Bizim halkın bir kısmı bunu böyle okudum, üfledim gitti. Hatta bazen ben şuna benzer hocalara rastladım. İşte ona falanca sureyi okuyayım. Ya ben bu anda çok meşgulüm, okuyamam ama eskiden okuduğum bir tane vardı, onu hediye edebilirim. Hani böyle sanki oradan eski okuduğundan ben söyledim havale. Şimdi ne olacak? Ücreti, vallahi biz bunu 1.000 liraya yapıyoruz. Ya 500 olsa olmaz mı? Yok, o yani biz 1.000 liralık hocalardanız. Oo. Şimdi bu şekilde Kur'an'ı bir ticari metasına dökürüm. Yani bu, yani falanca surenin bilmem kaç birim sevabı var. O hocaya bir şu kadar para verirsek banka havale tuşuna basacak, oradan ahirete gidecek şekilde ne yazık ki anlatımlar var. Peki Yasin gönderdim işte, ya da hatim ettim, hatim gönderdim bu kişiye. İşte böyle gönderme, parayla ilgisi olan şeyler gönderme değil ama diye bir şey yok. Ama dediğin gibi şöyle, şimdi kavramları doğru yerine oturtursak sorun olmaz. Yani böyle gönderme diye bir şey yok. Ama anma, yani okudum, dua ettim. Hatim indiriyor pek çok arkadaşımız. Ya, çok ciddi bir şey bu. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve onun hayrına gönderiyor. Şimdi bakın, yani gönderme, ondan demek istiyorum. Gönderme diye bir şey yok. Ha. Ama arkasından bir anma töreni gibi bir şey yapıp da Kur'an okunması, hatimler indirilmesi gayet güzeldir, şeydir. Yani çünkü bu arkasından ölünün törenle ilgili değil. Biz dediğimiz gibi yarın yeni bir ev aldınız. Ev aldığında da geldi insanlar, orada Kur'an okundu, hatim okundu. Yani Kur'an okumak her zaman iyidir. Peki. Ama böyle göndermeli tuşa basıp da banka havalesi gittili yaklaşımların değiştirilmesi lazım. Ayşe Hanım'ın sorusu bence çok önemli bir soru. Ben suyunuzu değiştireyim. Hocamın en güzel taraflarından birine biliyor musunuz? Anlatımının bilgisini söylemiyorum. Bak ben su bile içmiyorum. Hocam bitirdi suyunu. Harikasınız. Evet. Bu huyunuza bayılıyorum. Ayşe Hanımcığım merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı sabahlar. Sizleri de Caner Bey'i de çok takip ediyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdi bir sorum var Caner Bey'e. Çocuklarım sürekli Allah'ı soruyor. 5 yaşında bir tane çocuğum var. Ve Allah'ı soruyorlar. Ve çok kısa zamanda da dedelerini kaybettiler. Ölümü soruyorlar. Onların bir sorusunu, bilgisini alabilir miyim? Bir evladınız 5 yaşında, öbürü kaç yaşında? 10 yaşında. Ha, biraz daha büyük. Peki evet. Çok teşekkür ediyorum ben sorunuz için. Muazzam bir soru. Sağolunuz.
Çocuklara Allah'ı, dini anlatmak çok önemli. Çünkü birçok insan ailede şekilleniyor ve en sevdiği insanların ne düşündüğü çok önemli. Günümüzde de önemli, her zaman da önemli. Günümüzde biraz daha önemli. Biraz değil, çok daha önemli geçmişte. Niye? Çünkü geçmişte ailelerin pek rakipleri yoktu. Yani aile çocuğa bir şey anlatmasa da kendisinin ne yaptığına çocuk bakıp ailenin fikrini biraz anlıyordu. Ailenin fikrine, bir de mahallenin fikriyle aile arasında çok büyük farklar yoktu. Fakat günümüzde çocuklar internete girip bir tuşa basıyor, bir İslam'la ilgili eleştiri. Bir tuşa basıyor, İslam'a çok aykırı bir görüntü. Bir tuşa basıyor, bir İslamofobi, İslam düşmanlığıyla ilgili dünyada görüntü. Kaç yaşından itibaren basıyor? Belki 9-10 yaşından itibaren girdiği sitelerde bunları görüyor. Biraz daha yaşı büyüdükçe biraz bunları anlayacak şekle de geliyor. O yüzden ailelerin bilinçli, karşı tarafın hatta mümkünse İslam hakkında söyleyebileceklerine cevaplar verecek şekilde çocukları yetiştirmesi çok önemli. Çünkü şunu, bir gerçeği kabul etmemiz lazım. İnternetin fişini çekemeyiz. Evde çekseniz internete girer. Cep telefonundan giriyor. Bir de bilgi yani, amaçlı kullansın zaten. Ve internette ama... İslam düşmanı, insanlık düşmanı, çocukların malzeme her tarafı için... dolu. O yüzden ne yapıp edip çocuğa sakin bir şekilde, bilinçli şekilde dini anlatmamız lazım. İki yere birden hitap etmemiz lazım. Hem aklına hem kalbine. Yani hocam, hem sevdirecek şekilde anlatmamız lazım, hem aklına gelebilecek muhtemel soruları cevaplayacak şekilde anlatmamız. O zaman lazım. Örnekleyelim. 5 yaşında bir çocuğum, geldim babama soruyorum. Baba, Allah diye bir şey var haşa. Neymiş o? Nedir? Şimdi tabii ki çocuklar 5 yaşında böyle tam bu kadar soruyor. Ya da 5 olmasın da hadi 10 olayım. Şimdi çok değişir tabii. Çocukların yaşları değiştikçe anlama kabiliyetleri, soyutlar üzerinde düşünme kabiliyetleri şey. Burada anlamayacak bile olsa bence çocuk, çok soyut şeylere girmeden işte Allah bizi yaratandır. Yaratmak ne demek baba? Sizin oğlan 8 yaşında mıydı? 8 yaşında kızım. Ha, kızınız, çok özür diliyorum, maşallah. Kızım 8 yaşında. Burada anlamayacak bile olsa çocuk, sakin bir şekilde anlatmak, ona belli örneklerle belki bunları sunmak lazım. İşte onları ve size bizim soruyorum mesela birebir. Bizim, yani Allah'a olan sevgisini anne baba çocuğa ifade edip, yani biz Allah'ı çok severiz. İşte Allah sayesinde buradayız. Bak, sen de Allah sayesinde varsın. Biz sana Allah sayesinde kavuştuk. O bizi çok sever. Tabii. Hepimizi o var etmiştir. Olumlu şekilde çocuğa dini anlatmak lazım. Bir de mesela çocuğa şeyi de bence dinle ilgili sembolleri falan da sevdirmek lazım. Allah anlatmak biraz tabii daha soyut olduğu için zor. Mesela cami. Ezanı. Çocuğu sevdirmek. Camiyi, ezanı, orucu hepsini sevdirmekte fayda var. Ben diyorum ki çocuk isterse camide yaramazlık yapsın. Ama bir caminin havasını 5 yaşındayken bile bir koklasın. Yani camiye girdiğinde yarın bir gün kötü hissetmesin. Yabancılık hissettiği bir mekan olmasın cami. Ve Diyanet İşleri'nde son dönemde bu konuda çok güzel açıklamaları oldu. Yani çocuklar geleceğimiz, sakın onlara kızmayın diye. Çünkü ben küçükken hatırlıyorum, bazı yaşlı asabi amcalar vardı. çocuklar camide koştukları zaman onları kovalamayı böyle bir dini mücadele gibi görürlerdi. Fakat şimdi bir düzelme var. Belki yerinde uyarılarla pek öyle şeye rastlamıyorum. Güzel. Varsa, var olabilir yine bir yerlerde. Varsa da aman onları. Varsa bilir. Da siz uyarın lütfen. Ha. Bizim çocuklar dinimizde böyle bir en şey küçükten yok. Biri cami büyük, o oynamak için girsin camiye. Siz namaz kılın, o oynasın. Peki veyahut da namaz kılmıyorsanız da onun oynaması için onunla beraber girin. Yani bir yabancılık hissettiği mekan olmasın cami. Sevdiğim mesela yer. Oruç sofraları bir şekilde ona sevdirmeye çalışalım. Belki sevdiği, yani oruç tutmuyorsa bile sevdiği bir yeme yapıp, yani Ramazan'ın gelmesini sevsin, etsin. Yani peki, çocuklar gelecek dini konuda. Ne yapıp edip ona sevdirmek ve dediğin gibi yaş ilerledikçe de özellikle aklına da güzel hitap ederek halletmeye çalışıyoruz. Diyelim ki aklını hitap etmekte zorluk, sıkıntı çekiyoruz. O zaman piyasadan bakalım, beğendiğimiz, aklı başında İslam'ı güzel anlatan kimler var. Onların alıp da kitabını mesela çocuğa hediye edelim. Mesela kendimiz belki anlatmakta sıkıntı çekeceğiz sanıyorsa. Yarın internetten o sorularla karşılaşılıyorsa, al bu tane mesela benim kitabım.
Kur'an ve bilimsel zihnin inşası. Bunu mesela, çocukların tabii anlaması biraz zor olabilir ama. Hayır, çocuk değil ama çocuktan kasıt ama yani herkes, evet. İlerleyen diye 15-16 yaşlarına doğru geldiğinde. Ha, ücretsiz olarak da PDF'i kitap reklamı yapıyoruz zannedilmesin. Ücretsiz olarak da ücretsiz olarak internette yine benim bütün kitaplarımı ücretsiz olarak indirip okudum. Ama benimkiler birazcık tabii daha büyük yaşlar için. Sizin felsefik bir bilgi donanımı olduğu için içeriye çocuklar için ama belki peki hocam. Ama tabii çocuk dediğimizde daha ergenlik çağını falan da diyor. Günümüzdeki ergenlik yaşındaki çocuklar büyüklerden daha detaylı biliyorlar birçok. Sorunun yarısını cevaplayabildik. Kesmemek için uğraşıyorum fakat yeni sorular için de sakın bana kızmayın sonra. Feyza Hanım diyor ki mesela çok soru gelmiş bu arada Instagram'da. Ablacığım Kur'an'da burçlarla ilgili bir ayet var mı acaba, hocamıza sorar mısınız demiş. Kur'an'da bizim bildiğimiz burç fallarıyla ilgili bir ayet yok. Yok. Ama peki, gökyüzündeki yıldız kümelerini Allah'ın yaratması anlamında burçlar geçiyor. Yani aradaki farkı anlaşılıyor değil mi? Şimdi gökyüzündeki bir o yıldız takımları var. Değil mi? Onlara burçlar deniyor. Ha, Kur'an'da Allah'ın onların yaratıcısı olduğu, yani yıldızların yaratıcısı olduğu o anlamda geçiyor. Fakat eğer ki birisi burçlardan kasıt, işte ben Oğlak burcuyum, yükselenim aslan, Kur'an'da bunlarla buna benzer izahlar var mı diyorsa buna benzer bir şey yok. Yok. Peki Murat Bey diyor ki Kur'an'da namaz nasıl kılınır, anlatılıyor mu acaba? Kur'an'da namazla ilgili birçok detaylar var. Yani onu Kur'an'ı okursa kendisi de görecektir. Kıyamı, rükûsu, secdesi, Allah'ı anması, namazda huşu duyması ile ilgili gerekli detaylar var. Yasemin Hanım demiş ki biraz şöyle tut kuzum. Instagram sorularınız bunlar. Ev hanımlarının dinen durumu nedir? Bu ne? Ne kullanıyorsun? Çalışmadıklarını ve bu yüzden de hor görüldüklerini, sanki bize işe yaramıyormuşuz gibi davranıyorlar. Oysa biz ev hanımıyız ve evde de pek çok işi yapıyoruz. Bakın diyor. Bir şeye iş denmesi bizim ona bir iş ismi takmamızla olmaz. Ya da sonunda para almamızla mesela da olmaz. Mesela biz diyoruz ki falan manav, itfaiyeci, doktor. Yani hani buna isim taktık. Ev hanımlarınaysa şey diyoruz, yani bir meslek gibi değil. Yani bu biz böyle dedik diye o meslek değil olmaz. Önemli olan insanların ne ürettiği, ne yaptığı. Ev hanımlarının ne ürettiğini söylememize gerek yok. Ev hanımı bir hafta kere, çalışmayın bakalım nasıl hayır, oluyor evde. Çocuk büyütmek, olabilecek en insan yetiştirmek, olabilecek zaten en stratejik, yani bir toplum için en temel şeylerden biri. Ev hanımları bunu yapıyor. İnsanların kıyafetlerini yıkanması, ütülenmesi, yemek yapılması, bunlar aynen iş. Yani birisi restoranda çalışıp aşçı olunca o meslek, ev hanımı evde yemek yapınca meslek olmuyor mu? Yani ev hanımları üreten, yani toplumdaki gidişe katkıda bulunan hanımlar. Yani bu ev hanımları bir şey üretmiyor, erkekler yapmıyor diye. Erkekler hala böyle düşünüyorlarsa. Vallahi böyle düşünen ne kadar insan var bilmiyorum ama tabii ki böyle bir şey düşünmemek lazım. Şey yapmamak lazım. Peki, yani bir şey bir iş sadece eline para almakla değerli olmaz. Eğer ki o işleri evde birine yaptırmaya kalksanız, aşçıya gitseniz para vereceksiniz. Tabii. Kuru temizlemeye işte gitseniz yapsanız onun da bir para. Yıkama servisi, yıkama da temizleme de belli bir para alıyor. Çocuğunuzu diyelim ki kime ev hanımı değil de yetişip de bir özel çocuğa bakıcı verseniz hepsi para. Yani o anda ona eline, onu yaptığında yemeği pişirdiği akşam eline para gelmiyor diye o yaptığı iş daha değerli olmaz. Aslında o işler dışarıda insan yapsa hepsi bir para karşılığı yapılan işler. Bunlar hani söylemek, bunlar çok basit aslında. Bunları ben söyleyince sanki hani böyle bilinmeyen bir şey de söylüyor değiliz. Hayır ama bazen ama bir algı varsa böyle, bu televizyon programlarının yapacağı hizmetlerden birisi de kesinlikle böyle toplumdaki yanlış algıları kırmak. Ama bana göre bu çok açık. Bunun zaten artık konusu size göre yani açık ama biz işte, Anadolu'da dört bir yanda o kadar çok işi seyrediyor ki o kadar çok evdeyiz ki şu anda biz. O yüzden çok kıymetli bunları söylemek. Elbette. Peki Yeşim Hanım diyor ki geceleri korkuyorum. Korktuğum için de namazı çok hızlı kılıyorum. Acaba bir sıkıntı oluşturur mu? Namaza titiz olmak lazım. Mümkün olan en güzel, en özene şekilde namazı kılmak lazım. Ben buna günah olur olmaz diyemem. Çünkü Allah'tan namazı ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş kılacağımızla ilgili bir şey söylemiyor. Ama şunu söyleyebilirim Kur'an'ı bir ifade olarak. Namazda huşu duymak. Yani Allah'a derin bir saygıyla namazda yönelmek geçiyor. Namazımızı özenle kılmaya çalışalım. İnşallah korkularını da yener. İnşallah.
Dursun Bey demiş ki dünya dışı varlıklar da kıyamet günü bizim gibi dirilecek mi acaba? Şimdi bizim gözümüzün görmediği... Dünya dışındaki varlıklarla ilgili Kur'an'da bize dirilmeleri ilgili böyle detaylı bir tablo yok. Dünya dışı varlıklarda şunlarda diye bir şey yok. Sadece burada bizim gözle göremediğimiz varlık türleri olarak işte cin ve melek gibi varlıklardan Kur'an bahsediyor. Ama şuna dünya dışı varlıklardan kasıt bu melek cin tipi varlıklar dışında işte Merkür gezegeninde işte falanca canlılar var dirilecek mi gibi sorarsa onlar hakkında bizim böyle bir de varlıklar olup olmadığına ilgili veya varsa onlarla ilgili ne olacağına ilgili bir söyleyebileceğimiz bir şey yok. Allah'ın 99 ismi mi var yoksa daha mı çok? 99 ismi sormuş. Kur'an'da Allah'ın var diye geçiyor. Bu insanların aklında kalsın diye söylenmiş bir genel ifadedir. Kur'an'da sayıldığında bunlar yüzün üstünde. Yüzün üstünde daha fazla. Öyle 99 tane Allah'ın ismi vardır diye bir şey yok. Kur'an'da daha çok çıkıyor. 120 bazı tabii bir de bazı isimler var Allah'ın. Birleşik isim, onlar ayrı isim mi sayacağız, saymayacağız mı? Diyelim Allah Semi işiten, Semi dua, dua işiten ayrı bir isim. Yani gibi bazı böyle tartışmalar olabilir ama her halükarda 99'dan daha fazla geçiyor Kur'an'da. Aslında hocamız bunu söyledi ama komşunuz için ben tekrar sormak istiyorum. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli ve korkutmadan anlatın dedi ama beyefendinin komşusu aynı şeyi yapmıyormuş. Günaydın Zahide Hanım. Bir sorum olacaktı hocamıza. Benim komşum çocuklarına İslam'ı, dinimizi direkt olarak cehennemde yanacağız diyerek anlatıyor. Bazı şeyleri yapmazsak bu belki böyle ama çocuklar içine çok kapanık, kimseyle konuşmuyorlar. Bu konuda ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyoruz öğrenmek istiyorum demiş. Şimdi çocuklara dini sevdirerek anlatmak lazım. Böyle korku, yani dinin belli şeylerinde korkutma da var unsurlarında. O da belli bir dozda yani yanlış yaptığımız zaman ahirette pişmanlık duyacağımız şekilde çocuğa aksettirilir ama bu asla çocuğun psikolojisini bozmadan yapmak lazım. Ve her zaman için çocuğa dini sevdirmek, güzel Allah'ı sevdirmek, niye korkutuyorsunuz çocuğu? Ön planda tutulması lazım. Peki sizi bulmuşken Zehra Cenk soruyor. Kadınların boşanma hakkı var mıdır dinen? Varsa da neden hocalar bu konudan bahsetmiyor? Hayır, ben de size defalarca aslında bahsetmiştim. İmam Hikâr'ında böyle bir, ya benim bildiğim, ben tabii o nikahlarla duydum ilgili bir şey ifade etmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu konu ihtilaflı olmuş. Bunu boşanma hakkı yoktur diyenler de olmuştur. Ama benim gördüğüm kadarıyla kadının boşanma hakkı vardır. Niye bu kanaatteyim? Çünkü benim gördüğüm şey Kur'an'dan çıkan temel prensip şudur. Bir hak şeyin olamayacağını söylenmesi lazım yapılmaması için. Mesela içki içilemeyeceğinin söylenmesi lazım içki içmemek için. İçki içilemeyeceği söylenmiyorsa içki içilebilir demektir. Mesela müzik yapılamayacağını söylenmesi lazım müzik yapılaması için. Kur'an'da müzikle ilgili bir yasak yoksa müzik yapılabilir demektir. Yani asıl olan serbestliktir olamayacağını. Şimdi kadın boşanamaz şeklinde Kur'an'da bir ifade yok. Boşanamaz şeklinde bir ifade olmaması kadının da boşanabileceğinin için yeterlidir. Bir de boşanmış kadınlar ifadesi var mesela Kur'an'da. O erkeğin de kadını boşanıp boşandığı anlamına da gelebilir. Kadının da boşanmayı gerçekleştirdiği anlamına gelebilir. Yani bu açıdan bakıldığında bana göre Kur'an'a göre kadının boşanma hakkı vardır. Çünkü kadının boşanma hakkı olmadığına ilgili ifade olması gerekirdi açık. Yani kadın boşanamaz şeklinde böyle net ifade olması gerekirdi. Yarın da konuşuruz. Buna benzer bir ifade olmaması bana göre kadının boşanma hakkı olduğuna ilgili yeterli bir delildir. Peki dini nikahta... Ama bununla ilgili tabii farklı şeyler söyleniyor. Dini nikahta bizim de böyle bir hakkı alma hususunda siz de sorun lütfen hocalarınıza, yarın da konuşuruz yine. Bence önemli bir konu, ben olduğunu öğrenmiştim. Kendim istedim, yapabildim mi? Hayır, hoca bana vermedi. Ama bildim, hatta bunu sırf size söyleyebilmek için istemiştim. Ama arada, o arada gitti. Peki, Ali Kemal Bey merhaba, Bursa'ya da merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim, hoş buyurunuz. Hoş bulduk. Zahide Hanım nasılsınız? Öğrendikçe daha mutlu oluyoruz efendim. Öncelikle sizin sorunuz da çok güzel. Evet, takip ediyoruz. Çok seviyoruz sizleri. Var Caner hocama da saygılarımı sunuyorum. Çok beğenerek izliyoruz. Buyurun, nedir sorunuz? Benim sorum şöyle olacak Caner hocama.
Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi var. Bildiğim kadarıyla bu sürenin Türkçe adı Örümcek suresi. Örümcek ben bu süreyi çok merak ediyorum. Kur'an-ı Kerim bize örümcek hakkında ne diyor? Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'de arılar da anlatılıyor. Arılar hakkında Kur'an ne diyor diye bilgi öğrenmek istiyorum. Çok güzel. Evet, evet. Arı ve örümcek. Örümcek bizim peygamberimizin hayatını kurtarmıştı. Değil mi? O mağaranın önünü bir örümcek geldi, ağlarıyla ördü ve sanki kimse içeriye aylardır, yıllardır girmiyormuş gibi oldu diğer insanlar için. O yüzden örümcek kıymetli ve önemli bizim için. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ali Kemal Bey. Oradan ben Kur'an'dan da arada bulmaya çalıştım. Arı Kur'an'da enteresan bir şekilde, Kur'an'da bazı geçen hayvan isimleri var. İşte karınca var, arı var. Yani o koyun şeklinde bazı hayvanlardan bahsediliyor. Ama arıyla ilgili enteresan bir şey var. Bizzati arının kendisi ve yaptığı fiiller iki ayet boyunca anlatılıyor. Yani Kur'an'da başka hiçbir canlıya bu şekilde özel, hani bana birisi dese ki Kur'an'da en özel dikkat çekilen hayvan hangisidir sence? Hangisidir? Bence arıdır derim. Niye çünkü, bu kadar önemli arı? Ya arı bu kadar önemli olmasının tabii bir bal yapması şey olabilir ama birçok bitki de etrafımızda gördüğümüz arı sayesinde üremelerini gerçekleştiriyor. Yani arı bize bal vermekle kalmıyor. Diğer taraftan etrafımızda gördüğümüz birçok bitkilerin de arkasında var. Hem balında şifa var. O bitkileri döllemesiyle de büyük katkıda bulunuyor. Arılar ve olmazsa... arının kolonisini incelediğimizde olağanüstü bir iş bölümü, olağanüstü maharetler çıkıyor karşımıza. Arılar dünyadan giderse bir gün dünyanın yok olacağı bilim adamları tarafından açıklandı denmişti. Bu böyle bangır bangır kaç sefer söylenmişti. İşin doğrusu arılar giderse ben hani dünyanın ortadan kalkacağını falan sanmıyorum ama tam tabii miktarı ne kadar olur emin değilim. Arılar sayesinde de bu çoğalan, üreyen bitki örtüsünün bayağı bir kısmı ortadan kalkabilir. O da bir tür ekolojik dengeyi bozacak. Onların da bağlı olduğu ekolojik dengede başka canlılar var. Bu tabii arı ortadan kalkınca yerini dolduracak bir şey çıkabilir mi çıkamaz mı bilemiyorum. Peki ne yazıyor Kur'an-ı Kerim'de arılarla ilgili? Hemen buna arılarla ilgili ayeti buldum. 16. sure Nahl suresi. Peki. Nahl da arı demek. Arı suresi. Arı suresini 68... okumaya başlayacağız ama döndüğümüz zaman reklama gitmem gerekiyor. Döndüğümüz zaman şükretmekle hamdolsun demek arasında bir fark var mı? Onu da merak ediyorum. Onu da soracağım hocamıza. Hemen geliyoruz efendim. Profesör Doktor Caner Taslaman bizimle. Her şeyden önce bir şey düzeltmek istiyorum. Bir izleyicimiz yanlış anlamış. Az önce Kur'an'daki netlikle ilgili hocam örnekler verirken içkiyi de söyledi. Yani siz düzeltin hocam, buyurun. Birisi yanlış anlamış galiba da hani Kur'an'da işte içki yoksa içilebilir dedi. Hani Kur'an'da içki var mı yok mu diye bir kargaşa olmuş. Aman böyle bir şey anlamayın lütfen. Ben şimdi tam kelimeleri hatırlamıyorum kullandığım ama böyle bir şey asla yok. Demek istediğim şey şu. Kur'an'da mesela içki şeytan işi pisliklerdir diye geçiyor. Bunda isim vardır yani bir büyük günah vardır diye geçiyor. Ha buradan ne anlıyoruz? İçkinin günah olduğu Kur'an'daki net açık ifadeyle haram olduğu için haramdır anlıyoruz. Ama mesela diyelim müzikle ilgili Kur'an'da buna benzer bir ifade olmadığı için müzik yapılmasında dinen hiçbir sakınca yoktur diyoruz dedik. Yani yoksa içkinin helal olabileceği şekilde bir şey asla söylenmek aman, istemedi. Kimsenin aklına bazen böyle yanlış şey anlaşılmalar gelmesin cümlelerden çıkınca da onu da düzeltmek vazifemiz. Aman yanlış anlaşılmalar kesinlikle olmasın diye. Öyle. Peki arılarla ilgili surelerden bahsedeceğiz ama zamanım azaldı. O yüzden müsaadeniz başka olursa zamanım, haftaya Perşembe haftaya günü konuşalım. Arılarla Kur'an'da geçen hayvanlarla ilgili bir şeyler diyelim. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben sağlıkla, teşekkür ederim. Sıhhatle, afiyetle kalın efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin.